Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde katı cisimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz konu anlatımını bitirdik. Sırada var? Testler var. Testlerin çözümlerine başlıyoruz. Bu dersimizde test 1'in çözümünü yapacağız. Katı cisimlerle yani uzay geometriyle ilgili test 1 çözümü. Kitabımızda sayfa numarası 227 ve 228'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban dairesinin yarı çapı 12 santimetre yüksekliği 16 santimetre olan dik silindirin yarısı suyla doludur. Hemen şöyle bir dik silindiri çizelim sizinle birlikte ve yarısının suyla dolu olmasını mutlaka mutlaka gösterelim. Evet yarısı suyla dolu. Yarı çapı kaçtı? 12'de. Hemen yarı çapı da 12 olarak gösterelim. Yüksekliği de 16 ya. Yarısı suyla dolu olduğu için şunlar birbirine eşit olacak. Suyla dolu olan kısmı da şöyle bir taralayayım istersen. Silindirin yüksekliği üzerinde. Silindir yüksekliği üzerine yatırıldığında içindeki suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor bize. Yani sen bu silindiri alacaksın şöyle zemine şu şekilde koyacaksın. Bu şekilde koyduğunda su seviyesi belli bir seviyeye gelecek ya yarısı suyla dolu ya. E Arkadaşlar yarısı suyla doluysa o zaman burada da yarısı burada yarısı da çapa kadar olan kısmı değil mi? E çapa kadar kısmı e şey olacak işte o zaman ne olacak? O zaman dolu olacak çünkü yarısı dolu yarısı boş. E yarısı dolu yarısı boş olması için tam merkeze gelmesi lazım burada. Yarısı cümlesinden çıkıyor. Yani su ile dolu kısmı olan bu. Suyun yüksekliği ne olacak? Şurası. Hop yarı çapı, yarı çapı kadar olmayacak mı? Evet. E, yarı çapı zaten 16 vermiş, 12 vermişlerdi. O zaman cevabımız ne olacak? 12 olacaktır. Birinci soru böyle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Taban alanları toplamı Yan alanına eşit olan dik silindirin. Taban alanları toplamı derken hemen silindiri çizeyim ben size. Taban alanları Hocam hem tabanını hem tavanını alacağım. Yani iki tane pi r kare olacak o zaman. Pi r kareden iki tane var. Bu yanal alanına eşitmiş. Yanal alanda 2 pi r taban çevresi çarpı yüksekliğe eşitti. Evet buradan 2 pi'ler gitti. R'lerden bir tanesi de gitti. R'yi böylelikle bulmuş olduk? H olarak bulmuş olduk. Evet burası R iken bu H da R'ye eşit oldu. Silindirin taban çapı kaç birimdir diye soruluyor. Bir de Hacmi de 216 verilmiş. Hacim dediğim pi r kare çarpı yükseklikti. Yani pi r kare çarpı r yapar. Bu da 216 pi eşitmiş. Yani h yerine r yazdım. O zaman pi'ler gitti. r küp eşittir 216 ise r'yi böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden ne isteniyor? Taban çapı isteniyor. R6 ise taban çapı kaç yapar? 12 yapar. Yani ikinci soru böylelikle Ceyhan olur. Geldik 3'e. Şekilde uzunlukları 9'a 18 pi, santimetre olan dikdörtgen şeklindeki etiket, yarı çapı 12 santimetre olan dik, da dik dairesel silindir şeklindeki kalemlik verilmiştir. Etiket kalemlik üzerine yapıştırıldığında kalemliğin yanal alanı %15 azaldığına göre. Hmm. Sen bunu açtığın zaman ne olacak hocam? Şunun açık hali şu üstüne çiziyorum. Bak şöyle üstüne çizerken şöyle çizeyim. Şu açık hali şu şekilde olacak değil mi? Yanal alanı bu şekilde tabii daireleri de koyacağız böyle ama yanal alanında dairelere gerek yok. Açtığın zaman burası ne olacak? 2 pi r'ye kadar olacak. Yani 12 kadar olacak. 24 pi kadar olacak. E arkadaş böyle 24 pi burası. Yüksekliğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Burası da bu bardağın içine koyduk ya böyle sardık ya. Hani 9 santimetreye 18 pi santimetre olacak şekilde sardığımız zaman açık halde yine bu şekilde olacak. Yani burası 18 pi burası da 9 santimetre. İşte %15 azalmış. Yani bu alan şuradaki alan Nedir? Şu yanal alanın çünkü yanal alan değil mi? Yanal alanı %15 azalmış. Yanal alanı %15'i yapmaz mı? Bu alan %15'lik kısmı. Şuradaki dikdörtgenin alanının. E %15'lik kısmı 9 çarpı 18 ise. Yani 15'te 9 çarpı 18 pi ise. E, o zaman 15'te %15'lik kısmı buysa. %100'lük kısmı nedir diye soralım. Yanal alanı bu şekilde bulmuş oluruz. Yanal alan ne yapıyor o zaman? Hocam 100 çarpı 9 çarpı 18 pi bölü şimdi şu x'in çarpımı bölü bu olmayacak mı? Evet 15'e eşit olacak. E o zaman hocam şurada bir 3'e bölelim 3'e bölelim 3 5 5'e bölelim 5'e bölelim 20. E o zaman bu kaç yaptı? 3 kere 2 3 6 6 ile bunu çarparsak kaç yapıyor? 6 kere 8 48 e, 6 kere 8 48 108 yapıyor. 1080 yapıyor galiba. Evet. 1080 pi yaptı. Yani %100'lük kısmı. Yan alanın %100'lük kısmı 1080 pi oldu. Peki. 1080 pi dediğimiz olay bunun yan alanı. O da taban alanı. Şurada e, dikdörtgen alanı değil midir? 24 pi çarpı h değil midir? Evet. 24 pi çarpı h eşittir. Zaten bizden de yükseklik isteniyor. E o zaman pi'ler sadeleşti. E ben burada bunu kaça böleyim? Şeye bölsem. 2'ye. 3'e bölsem. 360 yapar. 3'e bölsem 8 yapar. 360'a 8 sadece e de 45 yapıyor. Haşı böylelikle kaç bulmuş oluruz? 45 bulmuş oluruz. Yani 3. soru böylelikle Edremit yapar. Geldik 4. soruya. Evet bir karınca sorusu. B'den başlayıp A'ya gidiyor. Açacağız böyle. Şurası B iken burası da B oluyor. Burası A iken burası da A oluyor. B'den başlayıp A'ya gidiyor. Burası yükseklik 24 bir e, ee, çapı kaç santimetre 10 santimetre verilmiş yarı 5 burası da 2 pi r kadar olacak ya 10 pi kadar olacak e hocam burada bir pisagor bağıntısı burası bak 2'nin 2 pi'nin 5 katı bak 2 pi'nin 5 katı burası da 2 pi'nin 12 katı o zaman burası da 2 pi'nin 13 katı olacak yani burası 26 pi mi yapar evet karıncanın alacağı en kısa yol 26 pi yaptı 4. soruda geldik 5. soruya evet şu şekilde suyu dökmüşüz yeniden dik konuma getirmişiz yüksekliği ne olur diye soruluyor. Biz bunu böyle gördüğümüz an ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir silindir yapıyorduk. Silindirin bak burada yarısı dolu yarısı boş. Bu arada hacimlerle yükseklikler doğru orantılıydı. 4'teki hacim 4V ise alttaki hacim 6V'dir. Yarısı dolu yarısı boş olduğundan yani buraları 3V 3V yaptı. Dolu kısım ne oldu? 7V oldu. Boş kısım 3V. E sen burada su kaybolmadığına göre dolu kısım hala 7V. Boş kısım hala 3V. E hacimlerle bunlar doğru orantılıydı. Yani 3V'deki 3X yüksekliği varsa 7V'deki 7X yüksekliği olur. Toplamda burası da 10 değil mi? Evet 10. Yani 10x eşittir. 10 ise x'i buradan 1 buluruz. Bizden suyun yüksekliği isteniliyor. Yani 7x isteniyor. Cevap böylelikle 7 çıkar. Evet 5. soruyu da Edremit bulduk. Geldik 6. soruya. Şekilde silindir şeklinde genişliği 200 cm olan rulo fırça gösterilmiş olup bu fırça ile alanı 120 kare olan diyor. 120 metre. Aa, burada santimetre kullanılmış. O zaman ben bunu şöyle bir metreye çevireyim. Birimlerin aynı olması lazım. Duvar fırça aynı yerden bir kez geçecek şekilde boyanacaktır. Evet. Bir duvar. Mesela şöyle bir duvar. Ben bu duvarı boyayacağım. Ve bu duvar 120 metre kare. Bu fırçayla boyayacağım ya şimdi bunu. Bir kere geçtiği yerden geçecek. Ve bunun yanal alanı boyayacak bunun. O zaman yanal alanından da 100 tam tur dönmüş. Yani 100 defa 2 pi r çarpı. Şu 2 pi r çarpı yanal alandan bahsediyoruz. 2 pi r h değil midir? Evet. Yüksekliği de 2 metre. 2. İşte bu. 100 tane 2 pi r çarpı 2 yanal alan neyi boyu? 120'yi boyuyor. E o zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bu arada pi'yi de 3 alınız demiş. Şunun yerine de 3 yazacak olursam. 3 kere 2 6 12. Hocam şu 12 yaptı. Burada kaç kaldı? 10 kaldı. O zaman r'yi buradan 1 bölü 10 diye buluruz. Yani 0,1 diye buluruz. A bulduğumuz ne? Metre. 0,1 metre fırçanın çapı kaç santimetredir diye soruluyor. 100 ile çarp o zaman R'yi böylelikle 10 santimetre olarak buluruz. A bizden çap isteniyor. Çapsa o zaman e, çap da 2R'dir. Dolayısıyla cevap kaç yapar? 20 santimetre yapacaktır. Evet cevap 20 oldu. Bu soruyu yapamadıysanız büyük ihtimal birimlerden dolayı yapamamışsınızdır. Metreyi santimetreye ve en son da e, santimetreyi de çevirdik arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Evet şöyle bir yedinci soruda ne var? Şekilde dik silindir şeklindeki ağaç kütüğünden merkez açısı 150 derece olan. Şöyle 150 derece olan bir parçayı çıkartmışız buraya getirmişiz. Ee, kesilip atılıyor. Evet bunu attım. 150 dereceliği kestim attım. Kesilen parçanın hacmi. Şu kesilen parçanın hacmi. 60 pi olarak verilmiş. Yüksekliği de 4 santimetre olarak verilmiş. Kalan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bunun hacminden yola çıkalım ilk önce. Bunun hacmi pi r kare çarpı h normalde tüm silindir ama 150 derecelik açıdaki hacim ne olacak 150 bölü 360 olacak İşte bu neye eşitmiş 60 pi diye verilmiş bize peki bu 60 pi olarak verilmişse pi'ler nanay hocam şu sıfırlar gitsin 15 ile 60 sadeleşsin 4 kalır buradaki 4 ile de buradaki 4 sadeleşti o zaman r kare eşittir 36 yaptı r'yi de buradaki böylelikle altın bulduk evet bizden ne isteniyor kalan cismin yüzey alanı isteniyor Kalan cisim şurası arkadaşım. Burada ne var? 150'lik kısmı attık ya. Da, taban alanlarında ne olacak? Hocam iki tane daire var. Daire dilimi var daha doğrusu. Hocam dilim kaç derece? 210 derece değil mi? 150 derece burasıysa burası da 210 derece. Yani yazıyoruz. 210 derecelik dilim iki tane. İki tane pi r kare çarpı 210 bölü 360 var elimde. Artı bir de ne var? Hocam şunun yanal alanı var değil mi? Yanal alanı, işte yanal alanı da silindirin yanal alanının işte e, 210 bölü 360'ı da diyebiliriz. E, ya da şurada bunun tamamını açabiliriz. Şimdi burada şu sıkıntı da yaşanılabilir. Ya hocam bu taban alanlarını yazdım. Eyvallah silindirin yanal alanını bulurken de 210 bölü 360 diyerek de yapabilirsiniz. Ama ekstradan şu dikdörtgenlerin alanlarını da unutabilirsiniz. Çünkü bunu kestiğimiz zaman burada da ekstradan iki tane dikdörtgen yüzey oluştu mu oluştu. A bence bu tür soruları şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Biz her zaman, her zaman ne diyoruz? Prizmalardaki alan neydi? Taban alanları artı yanal alan. Bu bir prizma mı? Evet. Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizmadır veriyoruz. O zaman taban çevresini hesaplarken. Hocam taban çevresinde 210 derecelik bir yay var. Artı 6 burada 6 burada 12 var. Yani taban çevresi. 12 artı 2 pi r. R'miz kaç? 6. Açımız kaç? 210 bölü 360. Bak taban çevresi çarpı yükseklik bana her zaman bütün prizmalarda yanal alanı verir. Yuva efendim silindirin 210 derecelik yanal alanı hesaplayıp sonra iki tane dikdörtgeni hesaplayıp şeklinde yapmanıza gerek yok. Çünkü bunu böyle açtığınız zaman şöyle bir dikdörtgen oluyor. Bu dikdörtgenleri de yanına koyacaksınız. Yani 12 artı yay uzunluğu deyince bu taban çevresini bulmuş oluyorsunuz. Bir de çarpı yükseklik deyince bize her zaman yalan alanı veriyor. İşte burada bunu düzenleyeceğiz artık. Düzenleyelim bakalım. Şunlar gitti. 36'lar gitti. 21, 42 pi yaptı burası. Artı. Sonra 4 ile 12'yi çarpınca 48 yaptı. Hocam şu sıfırlar sadeleşti. Sonra 36 ile 6 sadeleşti. 6 kaldı. 6 ile 2 sadeleşti. 3 kaldı. E tamam burada bölü 3 kaldı. Ee, pi'yi de 3 alınız demiş. Şu bölü 3'ler de gitti o zaman. Burada da 4 çarpı 21 var değil mi? O zaman artı 4 çarpı 21 de kaç yapıyor? 84 yapıyor. İşte cevap da ne yapacaktır? Pi'yi de 3 alınız dediyse burada da bunun yerine de 3 yazalım. E, 3 kere 2 6 4 kere 3 12 artı şu ikisinin toplamı da kaç yaptı? Hocam 12 132 yaptı. Şurada ikisini de toplarsak eğer hocam sonu 8 5 ve 2 258 mi yapıyor? Evet pi'yi de 3 yazdığımız zaman pi ile bir değer gelmiyor. Cevap da böylelikle 258 yani 7. soru Denizli yaptı. İki farklı şekilde söyledim sana. Ama ben bu şekildeki sorularda hep prizma mantığından gidelim. Tabağın çevresi çarpı yükseklikle yan alanını bulurum. Taban alanlarını da eklersek olay bitti mi bitti. 7'yi bu şekilde bulduk. Geldik 8'e. Şekilde taban çapı 6 yani yarı çapı 3 cm ve yüksekliği 8 cm olan tamamı su dolu dik dairesel silindir ve taban ayrıtı 4, 6 ve yüksekliği de 15 cm olan dikdörtgen prizma verilmiştir. Prizmanın %20'si suyla doldur. Arkadaşlar %20'si suyla doluysa e burası %20'lik kısmıysa boş olan kısmı da %80'lik kısmı değil midir? Yani 80 bölü 20 hacimler oranı kaç yapıyor? 4 yapıyor. Yani burası 4K iken burası K yapacak. Yani buradan 5K 15'e eşit. K'yı da buradan 3 olarak buluruz. Yani suyun yüksekliği 3 yaptı. Şimdi döküldüğünde son durumda suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor bize. Evet bunun içinde biraz su varmış ya. Bunu da bunun içine dökersem su artacak. Suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. İşte doldurduğum su buraya gelecek ya böyle. Bunun hacmini bulalım. Pi r kare çarpı h. Yani burası 72 pi yaptı. Hatta pi yerine de kaç yazın diyor bize. Pi yerine de 3 yazın diyor. Pi yerine de 3 yazdığımız zaman 3 kere 2 6, 3 kere 21, 216. Buraya da 216 koyduk. Peki önceden burada ne vardı? Hocam 4, 6 ve 3 var. 6 kere 4, 24. Yani buradaki hacmini de saklayalım. 4, 6 ve 3'ün çarpımı. Hocam bu 4 kere 3 12 72 yapıyor. Burası da 72. Toplamda 216 artı 72 toplamdaki hacmi veriyor bana. O da 288 yapıyor. Evet 288. Su dolu kısım burada 288 oldu. Su dolu kısım 288 olduysa en son durumda suyun yüksekliği soruluyor bize. 288 4 çarpı 6 çarpı haşe eşitliği midir? Evet 4 çarpı 6 çarpı haşe eşittir. E hocam 2'ye böl 2'ye böl 144 bir daha 2'ye böl 72 Ondan sonra 72 de 6 sadeleşince de 12 mi kaldı? Evet. H'ı da böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. 8. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik 9. soruya. Bak suyla zemin her zaman açı verilmiş bana. Bunu kullanacağım. Suyla zemin her zaman neydi? Paraleldi. 60 derece ise o zaman burası kaç derece olacaktır? Hocam burası şöyle 60 derece olacaktır. Suyla zemin paralel olduğundan dolayı. Sonra hocam burada da şunu da kullanabiliriz. Şu çap e buraya kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Şimdi 30'u karşı A 60'ın 60'ı karşı A kök falan diyebiliriz. Taban çevresinde 6 kök pi vermiş. Yani 2 pi r 6 kök pi olduğuna göre pi'ler sadeleşti. Işte, R'yi de 3 kök olarak buluruz. R 3 kök burası. 3 kök burası. Toplamda 6 kök yaptı burası. Hocam 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6 yapar. Şekil 1'deki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor bize şuradaki suyun hacmini bulursak olay bitti mi bitti. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Bak şimdi biz böyle sorularda ne yapıyorduk hocam? Böyle bir silindire tamamlıyorduk değil mi? E burada yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. Şöyle yapabiliriz. 2'deki 2V ise alttaki 6V'dir. O zaman buraya ne kaldı? 3V, 3V kaldı. E dolu olan kısım 5V yaptı. O zaman 5V. Boş olan kısım 3V ya. Burası da 3V. Hocam hacimlerdeki oran buradaki orana eşit. Yani burası 3x'e 5x'dir. Toplamda burası da dikkat et yükseklik 8. Yani 8 x eşittir 8'den x'i buradan 1 buluruz. x burası 1 ise ve suyun yüksekliği de ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Birinci yol bu. İkinci yol zaten alt taraf suyla dolu mu? Dolu. Üst tarafın yarısı dolu yarısı boş ya. Sen bunu üst tarafı böyle düzelttiğin zaman yarı yarıya olacak. Yani şu şekilde olacak. Yarısı dolu yarısı boş olacak. E, toplamda kaç V'de burası? Şu şekilde e, yüksekliğe bakalım sadece. Yarısı dolu yarısı boş olacak ya. E bunlar da birbirine eşit olacak. E tamamı 6 idi. O zaman burası da 3 olacak. Bak suyun yüksekliği böylelikle de 5 yapıyor da diyebiliriz. A bu da çok güzel bir yöntem. 3V, 3V, 2V yazınca 5V burası. Boş olan kısım 3V. E 3X'e 5 x yazıp X'i 1 bulup 5X'i de 5 olarak bulmuş olduk. Cevap böylelikle C an oldu. Her iki yolda çok güzel yol ama bu tekniği bilmeni isterim. Tabii ki çoğunlukla bu tür sorularda bu teknik kullanılıyor. Tamam. Evet 9. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Böylelikle test 1'i bitirdik mi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.